Bizim o tarihlerde Urfa'nın durumunu öncelikle bir değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz 2014, 15 ve 16 yılları bildiğiniz polis devleti haline getirilmiş bir ülkeydi. Ve Urfa bunun çok daha fazlasını yaşayan bir yer haline gelmişti. Resmen emniyet güçleri dosyalara müdahale ediyorlardı ve dosyalarda istediği şekilde yön verebiliyorlardı. Bakınız mesela Ceylanpınar dosyasında, Ceylanpınar'da öldürülen polislerle ilgili o kadar çok yanlış, yalan bilgiler dosyanın içerisine eklendi ki sonunda yargılama, sonunda beraat etti o insanlar. Müvekkilim Mahmut Tutal, 2015 yılı, 29 Ağustos 2015 yılı gece saat 12:20 civarında iki polis, bir polis otosuna, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde bir polis otosuna bir saldırı düzenlendi ve bu saldırı sonucunda iki polis memuru yaşamını yitirdi. Daha sonra aradan yaklaşık 1,5 ay geçtikten sonra benim müvekkilim gözaltına alındı. Ve gözaltı sürecince zaten büyük bir hukuksuzluk yaşandı. Lehe olan delillerin hiçbir tanesi toplanmadı. Bunun yanında bir de müthiş derecede işkencelere maruz kaldı ve bu olayı onun işlediğine ilişkin zorlandı. Fakat müvekkil o saatte evdeydi ve hiçbir ilgisi ve alakası da yoktu bu olayla ilişkin. Biz ispat yöntemi olarak işte PTS kayıtlarını, HTS kayıtlarını, buna ilişkin bütün verileri istedik biz. Fakat ısrarla bunu talep etmemize rağmen mahkemeler reddediyordu. Sonra HTS kaydı eklendi ve bu HTS kaydını üzerinde ibare var. Zaten biz buna ilişkin suç duyurusunda da bunu sunacağız adli makamlara. Üzerinde terörle mücadele şube müdürlüğünce hazırlanmıştır diye bir ibare var. Ve o ibarede olayın gerçekleşme saati 29.08.2015 saat 00.10 ile 20 arası, Mahmut Tutal'ın HTS kayıtları 28.08.2015'te saat 23.15 sonrasında yok. Sadece bu temin vermiş olduğu HTS kayıtlarıyla yetinildi ve buna bağlı olarak bu HTS kayıtları, ki gerekçeli kararca cezalandırma yoluna gittiklerinde HTS kayıtlarını da gerekçeli kararda mahkumiyete gerekçe olarak gösterdiler. Daha sonra Mahmut Tutal'a 48 yıl hapis cezası verildi.